Gençler tekrar merhabalar. Polinom'un ikinci konu anlatım videosuyla beraberiz. Şimdi ilk videoda polinom'un tanımını anlatmıştık. Polinom neydi? Ondan bahsettik. Bir ifadenin polinom olabilmesi için gerekli şartlardan bahsettik. Sonra polinomun derecesi başka sayısından bahsettik. Onlarla ilgili sorular çözüyorduk. Videomuzu bitirmiştik. Sonra şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beşinci soruyla başlayalım. Px 3. dereceden bir polinomdur diyor. P-2 değeri P1 değerine, P1'de P4 değerine ve bunların tamamı sıfıra eşit olduğu verilmiş. P0'ın da aynı zamanda 24 olduğu biliniyor. Buna göre P-1 nedir? Evet. Şimdi bu soru çözüm çok rahat bir soru. Ama tabii onu bir akıl etmemiz lazım. Bunu akıl edebilmek için de bir şeylerden bahsetmem lazım. Şimdi bundan önce size parabol anlattım. Ha, şimdi konu sıralaması tartışılabilir. Yani önce polinom anlatsak sonra parabol anlatsak nasıl olurdu falan diye. Aslında en başta fonksiyon anlatsak nasıl olurdu gibi yorumlar geliyor. Kafama göre bir sıralama var. O sıralamada gitmekte kararlıyım. Şimdi parabolde şundan bahsettim. Bir parabolün ikinci dereceden aslında bir polinom fonksiyonu olduğunu söylemiştim. Fx eşittir. A sıfırdan farklı. Ax kare artı bx artı c. Yani kısaca fx eşittir. X kare eksi 4x artı 7 dediğim zaman aslında bu ikinci dereceden bir polinom oluyor. İşte ikinci dereceden polinomlara parabol demiştik. Her parabolünde, her fonksiyonunda, her denkleme dökebileceğimiz ifadenin de bir grafiği olduğunu bilmemizde fayda var. Şimdi bir parabolün x ekseni kestiği yerlere parabolün kökleri demiştik. X ekseni kestiği noktalarda ordinatlar sıfır olduğu için direkt fonksiyon değer olarak sıfıra eşit oluyor. İşte bu kestiği noktada parabolün kökleri demiştik. Yani biz fonksiyonda x1 koyduğumuz zaman sıfır, fonksiyonda x2 koyduğumuz zaman sıfır oluyor demiştik. Tabii bu da y eşittir fx olsun. Şimdi polinom da öyle. Yalnız fark şu, derecesi çok yüksek olabilir. Kökü parabolde olduğu gibi iki tane olmayabilir. Daha fazla olabilir. İşte polinom şöyle gelip x ekseni keser. Bir yerde maksimum yapıp sonra aşağı doğru iner. Bir yerde yerel minimum yapıp sonra tekrar yukarı çıkar. Böyle inişli çıkışlı grafik sergileyebilir. O yüzden parabolden farklı olarak çok fazla köke sahip olabilir reel olarak. Şimdi şuralarda 3 tane kök. Bunu tekrar döndürüp aşağı indirip 4 tane kök olabilir. O polinomun derecesine göre değişiyor. Şimdi her polinomun bir fonksiyon olduğunu unutmayalım ve fonksiyonu sıfıra eşleyen değerlerin aslında o fonksiyonun kökleri olduğunu bilelim. Tekrar söylüyorum. Her polinomun bir fonksiyon olduğunu bileceğiz. Ve bir fonksiyonun sıfıra eşleyen değerlerin aslında bir fonksiyonu sıfıra eşleyen değerler aslında o fonksiyonun kökleri oluyor. Aynı parabolde olduğu gibi. Şimdi bunu neden anlattım? Şimdi bunu çekelim. Bunun sebebi bu soru. Bakın polinom vermiş. Bu polinomda 3 tane değer polinomu sıfıra eşitlemiş. P-2 0, P1 0, P4 0. Aynı zamanda P0'ın da 24 olduğu biliniyor. Üçüncü dereceden bir polinom olduğundan bahsediyor. Şimdi bir önceki videoda derecelerine göre polinomların genel yazılımlarından bahsetmiştim. Üçüncü dereceden bir polinomdan bahsediyorsak kesinlikle x küplü bir terimden bahsedeceğiz. Başka sayı bilmediğimiz ax küp, bundan sonra bx kare, bunlar yokmuş gibi davranamayız. Bu terimler olabilir. X kareli, x'li ve sabit terim olabilir. Şimdi bakın burada A, B, C, D 4 bilinmeyen var. 4 bilinmeyeni bulacağız. Sonra götürüp eksi 1 koyacağız. 4 bilinmeyeni bulmak için gerekli bilgilerimiz var mı? Onu da tartışalım. Bir tanesi 0 koyunca 24. 0 koyduğunda hemen D seçeneğini bulursun. Yani D kat sayısı sabit terimi bulursun 24. Sonra eksi 2 koyarsın. Eksi 8A artı 4B eksi 2C artı 24 eşittir 0 dersin. Buradan bir denklem bulursun. 1 koyarsın, A artı B artı C artı 24 eşittir 0 dersin. Bir de 4 koyarsın ki bu da
64A artı 16B artı 4C artı 24 eşittir 0. Elimizde 3 bilinmeyen 3 denklem kesinlikle ve kesinlikle ABC bulunur. Yani nasıl bulunduğunu çok tartışmayacağım. Sadece söyleyeceğim. Yani Gauss Jordan matris bilenler varsa ki onları da siz herhalde sanırım bilmezsiniz. 3 bilinmeyen 3 denklemde matrise döküp de yapılabiliyor. Ya da 2 bilinmeyen pardon 2 denklem alırsın. Ortak bir tanesini yok edersin. Diyelim ki C'yi yok edersin. Başka 2 denklem alırsın. Yine C'yi yok edersin. A ve B arasında bir ilişki bulursun. 2 bilinmeyeni düşürürsün. 2 bilinmeyen 2 denklem olur. Uzar gider. İşlem hatası yapma olasılığın çok yüksektir ki ben kesin yaparım. Yani bir hoca da olsak biz kesinlikle işlem hatası yaparız burada. Bu yol çok sağlıklı bir yol olduğunu söylemem. Yanlış diyemiyorum. Kesinlikle matematiksel doğrudur. Ama çok çetrefilli, meşakkatli bir yol. Bu yoldan bahsettim ama bu yol tercihim asla ve asla olamaz. Peki ne yapacağız? Dedik ki bir polinom aslında fonksiyon. Her polinom olduğu gibi, değil mi? Her polinom bir fonksiyon dedik. Ve fonksiyonu sıfıra eşleyen değerlere de o fonksiyonun kökleri dedik. Yani Px'in 3 tane kökü var. Bir tanesi eksi 2, diğeri 1 ve diğeri 4. Daha fazla kökü olabilir mi? Hayır, olamaz. Nereden biliyoruz peki? Çünkü 3. dereceden diyorsa en fazla 3 tane reel kök olur. 4. bir kök giremez. Yani px'i sıfıra işleyecek ancak 3 tane kök vardır. Ki o kökler de zaten verilmiş. Şimdi canlar, kökleri biliyorsak polinomu şöyle yazabiliriz. Dikkatli buyurun. Kökün eksi 2 gelebilmesi için polinomda x artı 2 çarpan olması lazım ki bu kök sıfıra işlendiği zaman eksi 2 olsun. Çarpı devam ediyorum. Diğer kökün 1 gelebilmesi için diğer çarpanın da x eksi 1 olması lazım. Ve diğer kökün de 4 gelebilmesi için çarpanın x eksi 4 olması lazım. Tabii polinom kabaca yazıldı. Şimdi kontrol edelim. Eksi 2 koyarsak p eksi 2 0 diyor. Eksi 2 koyun bakın 0. Çarp 0 sağlıyor. Bu oldu. 1 koyalım. X yerine 1 koyarsak burası 0 olacağı için çarparsak 0. Bu da oldu. 4 koyalım. 4 koyduğum zaman şu çarpan 0 olacağı için çarp 0. Bu da oldu. Peki burada eksik bir şey var mı? Kesinlikle var. O da evet x küple başlayacağını biliyoruz. Şurayı çarparsanız x küp elde edersiniz ama kaç x küp olduğunu bilmiyoruz. O yüzden başka sayı bulmamız lazım. Bilmemiz lazım. O da a. Şimdi parabolden bahsettim ya. Parabolde de bunu yapmıyor muyduk zaten? Parabol denklemini yazarken kökleri biliyorsak. Hani hatırlayın diye söylüyorum. Yani polinomla parabol arasındaki ilişkiye de bakın. Parabol ikinci dereceden bir polinom. Sen polinomun köklerini biliyorsan o zaman denklemini şöyle yazıyorduk hatırlayın. Fx ya da y eşittir. A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 diyorduk. Bu iki kökü biliyorsak denklemi böyle yazıyorduk. Tabi A başka sayı burada polinomda olduğu gibi başka sayı bulabilmem için ekstra bir bilgi daha vermesi gerekiyordu. Parabolde dedik. Şimdi burada da polinomun 3 tane kökü var. O zaman temel prensip aynıdır. Yani şudur. Kaç tane kökün olduğu önemi yok. 10 tane de kök olabilir. Ama denklemi biz şöyle yazarız. X eksi x1, x eksi x2, x eksi x3. Kaç tane varsa sürekli çarpı atarak yazarız. Tabii polinomun bir de başka sayısı var deriz. Kökler biliniyorsa polinom artık böyle yazılabildiğini gördük. Şimdi kırmızıyla yazdım. Şu polinomda a'yı bilmiyorum. A'yı bulabilmem için bir bilgi vermesi lazım ki vermiş. P024. P00 0 yazarsam A çarpı 2 çarpı eksi 1 çarpı eksi 4 o da eşittir 24. Burası ne yapıyor gençler? 8A yapıyor. 8A eşittir 24'ten. A buradan 3. Artık başka sayıda bilindiğine göre renk değiştiriyorum. Polinomda bilinmeyen herhangi bir katsayı ya da çarpan kalmadı. Başka sayımız 3. X artı 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 4. Soruda verilen bilgilere göre elde edilebilecek yani yazılabilecek polinom budur. Buna göre p eksi 1 soruluyordu.
Eksi 1 için 3 çarpı 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 5. Çarparsak 30 oluyor canlar. Bu soruda böyleydi. İşte parabol, polinom. Fark şu, parabol ikinci dereceden ama polinomdaki temel, daha doğrusu paraboldeki temel prensibi burada da kullandık. Beşinci soru buydu. Demek ki kökleri biliyorsak polinomu böyle yazabiliyoruz. Artık bundan sonra polinom grafiği gördüğümüzde de nasıl yazılacağından bahsedeceğiz. Az çok bir fikrimiz olduğunu düşünüyorum. Parabol sağ olsun. Geldik 6. sorumuza. Px yine 3'ün derecen ve başka sayısı 1 olan bir polinom. Bir önceki soruda başka sayı bilmiyorduk. Bu sefer başka sayının 1 olduğunu kendi vermiş. P2, P-2, P3, 13 olduğuna göre P19 nedir diye soruyor. Şimdi burada şunu yapabiliriz. Tekrar kağıt alayım. Şimdi canlar, 3'ün dereceden polinom da olsa genel denklem yazılımı bileceğiz. Herkes bilmek zorunda bunu. 3'ün dereceden diyor, x küple başlayacak. Başka sayısını biliyor muyuz? Evet, biliyoruz. 1. Demek ki 1x küp. Peki bundan sonra x kare var mıdır? Olabilir. Yok diyemeyiz. Bunu yazacağız. Artı bx artı c. Genel denklem bu. Şimdi 2 koyduğum zaman 8 artı 4a artı 2b artı c eşittir 13. P2 13. Aynı şekilde p eksi 2 eksi 2 koyarsak eksi 8 artı 4a eksi 2b artı c eşittir 13. Bir de 3 koyarsak buradan da 27 artı 9a artı 3b artı c eşittir 13. Elimde abc 3 bilinmeyen 3 denklem. Bu 3 bilinmeyen 3 denklem çözülür. Bunu bir önceki soruda bahsettim. Bu meşakkatli. Ha, hiçbir şey yapamazsak, sınavda süre sıkıntımız yoksa ki ikinci sınavda geldiği için bu konu genellikle 180 dakika 40 soru matematik 40 soru fen ya da 40 soru matematik 40 soru işte edebiyat sosyal 80 soru yeteri kadar süren var otur bunu çözelim dersen eyvallah diyeceğimiz bir şey yok. Yanlış değil kesinlikle ama ben girmezdim çünkü işlem hatası kesin yaparım. Aynı zamanda bana göre işlem biraz da uzun. Peki nasıl düşünmeliyiz? Bir önceki soruda hatırlarsanız polinomu sıfıra işleyen sayılar vardı. Şimdi çok hatırlamıyorum. P3 uyduruyorum şu anda. P-1, P2 eşittir 0. Yani bir polinomu sıfıra işleyen değerlere polinomun kökleri dedik. Biz kökleri biliyorsak parabolden hatırladığımız gibi bir başka sayı olmak üzere x-1. Kök, x artı 2. kök. Yani pardon x eksi ikinci kök, x eksi üçüncü kök. Sırasıyla x1, x2 ve x3 köklerini buraya yazdık. A'yı bulmak için de ekstra bir bilgi vermesi lazım dedik. Ama sıfıra işlemişse, yani kökler biliniyorsa. Şimdi burada sıfıra işlenmemiş, 13'e işlenmiş. Ben de şöyle düşünüyorum. Diyorum ki, şöyle sanırım ekranda biraz yamulma oldu. P2 P-2 P3. Eğer bu 0 olsaydı, bakın buraya yazıyorum, olsaydı ne yazardın? Derdin ki o zaman köklerden biri 2 derdin. Diğer köke de eksi 2 derdin. Diğer köke de yani 3. köke de sanırım 3 derdik değil mi? Sonra da polinomu yazardık. Derdik ki kesinlikle bir x eksi 2 çarpanı var. Çünkü kökü 2 gelecek. Diğer çarpan x artı 2 olacak. Çünkü kök eksi 2 gelecek. Ve son olarak çarpan x eksi 3 olacak derdik. Bir de bir başka sayı koymak zorundayız. Soruda 1 dediğine göre buraya da 1 yazardık. Buyurun size polinomu yazardık. Ama böyle olsaydı. Polinom böyle mi verilmiş? Hayır. Bu değerler sıfırı sağlayan değerler. Ama bizim 13'e eşit olmamız gerekiyor. Bunları 13'e eşitlemem lazım. Demek ki 2 koyduğumda 13 çıkabilmesi için artı 13 yazıyorum. Şimdi test edelim. P2 2 koy burası sıfırlandı 13. Eksi 2. P-2 2 burası sıfırlandı yine 13. P3 3 koyarsak burası yine sıfırlandı 13. Demek ki şunu eklediğimiz zaman artık polinom verilen bilgilere göre her değeri sağlıyor.
Demek ki aradığımız polinom bu. Yani bir önceki çözüm yöntemine göre bu daha nezih. Daha sade ve daha basit. Öbür türlü 3 birime 3 denklem çözeceksiniz. Çok çok karışacak. Şimdi bize P19 mu sorulmuş? P19. 19, 17 çarpı 21 çarpı 16 artı 13. Bu çarpmayı ben yapmayacağım. Neden 19 sorulmuş? Büyük olasılıkla ben soru yazarken yanlış yazmışımdır diye düşünüyorum. Yoksa böyle bir 19 koyup da bunları çarp demezler. Şu an hatırlamıyorum soru yazarken. Muhakkak bir yanlışlık yapmışımdır orada. Ama eğer P19'a soruyorsa buyurun çarpacaksınız arkadaşlar. Başka şansınız yok. Evet. 6 böyleydi. Geldik 7'ye. Nananana. Şimdi burada bu sorudan önce ne anlatmamız lazım? Ne anlatmamız lazım? İki polinomun eşitliğinden bahsetmemiz lazım. Bundan önce özdeşlik bilmemiz lazım. Evet, şimdi ondan bahsedelim. 7. soruyu öncelikle gördük. Okumayacağım çünkü bir şeylerden bahsetmem lazım. Özdeşlik ve denklem. Şimdi özdeşlik kelimesi çok geçiyor. Nedir özdeşlik? Adı üzerinde özdeş ifade eder. Evet, ama bu çok kaba bir tanım gibi oldu. Yani özdeş dediğin zaman tıpatıp aynı olması lazım. Evet, tıpatıp aynı olması lazım. Doğru. Peki ne gördüğüm zaman özdeşlik aklıma gelecek? İki ifade tamamıyla aynıysa özdeş diyeceğiz. Doğru. Peki bunu daha böyle güzel bir tanımla nasıl söyleyebiliriz? Şimdi değişkenin tüm reel sayı değerleri için tekrar söylüyorum. Değişken adı x'tir, y'dir, a'dır, b'dir, m'dir önemli değil. Değişkenin tüm değerleri için birbirlerine eşit olan ifadelere özdeş ifadeler deriz. Bunlara da özdeşlik adı verilir. Mesela örnek vereyim. En bilinen iki kare farkı bir özdeşliktir değil mi? Şimdi x kare eksi 9'un x eksi 3 çarpı x artı 3 olduğunu söylesem bunu buna ayırmışsın hocam dersin. Evet doğru ayırdım bu. Ama şunu unutmayın bakın sağ tarafla sol taraf her zaman birbirine eşit. Yani her x reel sayısı için bu sağlanır. Ne demek? X'e istediğini ver sağ tarafla sol tarafta çıkan sonuçlar eşittir. Uyduruyorum. 10 verdim. 10 verdiysek burası 100. 100 eksi 9'dan 91. 10 verdiğin zaman burası da 7 çarpı 13. Bu da 91. Ne verirsen ver. İddiamız bu. Peki. Denklem nedir? Şimdi özdeşlik bu. Neymiş özdeşlik? Değişkenin tüm reel sayı değerleri için birbirlerine eşit olan ifadelere özdeş ifadeler ve onların oluşturduğu ifadenin tamamı da özdeşlik diyoruz, değil mi? O kavrama da özdeşlik diyoruz. Şimdi denklem de şu. Denklem x'in bazı değerleri için birbirine eşit olan ifadeler. Öyle diyelim. Yani içinde en az bir bilinmeyen olan eşitliğe denklem denir. Ama bu denklemde o değişkenin tüm reel sayılar için değil de birkaç tane değeri için sağ taraf sol tarafa eşitse denklem adı alır. Mesela x kare eksi 9 benzer bir ifade değil mi? X eksi 3 bu bir denklemdir. Yukarıdaki ifadeden farkı şudur. Yukarıda x'e ne verirsen ver sağ taraftaki sonuç sol taraftaki sonuca eşit çıkar. Ama burada x'e ne verirsen ver sağ taraf sol tarafa eşit çıkmaz. Örnek x'e 4 vereyim mesela. Burası 7 çıkar. Burası da 1 çıkar. Eşit mi? Değil. İşte denklem bilinmeyenin yani buradaki x'in bazı değerler için sağ taraf sol tarafa eşit oluyor. Ki bazen bu x de reel olarak gelmiyor yani. Sağ tarafı sol tarafa eşitleyen hiçbir x sayısı bulunamayabiliyor. Şimdi bunu nasıl çözüyoruz peki? X kare karşıya atıyoruz. Eksi x eksi 6 eşittir 0. Buradan x eksi 3 çarpı x artı 2 diye ayırdığımızda gençler. Buradan köklerden biri 3. Köklerden eksi 2. Şimdi iddiamız şudur. Bu denklemi sağlayan sadece bu iki sayı var. Yani 3 koy 0, 3 koy 0. Sağ taraf sol tarafa eşit. Diğeri de eksi 2. Eksi 2 koyalım. Eksi 5, eksi 2 koyalım, eksi 5. Bu ikisi dışında hiçbir x sayısı,
Hiçbir x sayısı sağ tarafı sol tarafa eşit kılmaz. Ama yukarıda sağ taraf sol tarafa her zaman eşittir. İşte özdeşikle denklem arasındaki fark bu. Sanırım anlaşıldı. Şimdi polinom eşitliği de bir özdeşliktir. Yani sağ taraf sol tarafa her zaman eşittir. Px bir polinom demiş. X-2 çarpı Px yani polinomla X-2'nin çarpımı sonucu vermiş. Biz buna polinom eşitliği diyoruz. Yani özdeş 2 ifade ediyoruz. Sol taraf sağ tarafa eşit. Bu özdeş 2 ifade olduğuna göre özdeşlikler ne dedik? Değişkenin tüm reel değerler için. Bunlar birbirine eşit. Şimdi bakın bunu iki yolla yapacağım. Birinci yol. Bir su almam gerekebilir. Kısa bir mola verebilirim. Şimdi birinci yol şu. Madem ki bunlar birbirlerine her değer için eşit. Yani x'in hangi değeri olursa olsun birbirine eşit. Ben öncelikle burada m'yi bulmam gerekiyor. Çünkü ben x yerine götürüp eksi 1 yazarsam arkadaşım m'yi bilmeden sonucu bulamam. M'yi bulabilmem için önce m'yi pardon p-1'i bulabilmem için önce m'yi bulmam lazım. M'yi bulmak için de diyorum ki madem ki x'e istediğim değeri vereyim her zaman sağ ve sol birbirine eşit olacak. O zaman ben şu ifadeyi yok edeyim diyorum. X'e 2 veriyorum. X'e 2 verince bakın bu taraf sıfırlanıyor. Bu tarafta da artık m'ye bağlı birinci dereceden bir denklem çıkacak. Şimdi 8 artı 2 verdiğim zaman 4, 24. 2 verdik. 2m artı 4. Toparlayalım şimdi burayı. 28, 36 karşı yattım. Eksi 36, 2m. Buradan m değerimiz eksi 18 oldu. Tamam, m'yi bulduktan sonra ne yapıyoruz? Artık bu özdeşlikte yani polinom eşitliğinde m'yi yerine yazarsak arkadaşlar p-1'i rahatça bulurum. X yerine -1 yazarsak eksi 3 çarpı p-1 -1 yazdım. -1 artı 6 artı 18 artı 4. Şimdi hemen sağ tarafı hesaplarsak 28 27 yapıyor. Eksi 3 çarpı p-1 eşittir 27. Buradan p-1 eşittir eksi 9. Bu kadar basit. Demek ki bunun bir polinom eşitliği olduğunu, yani bir özdeşlik olduğunu unutmayın. Polinom eşitliği bir özdeşliktir. X'in tüm reel değerleri için sağ taraf sol tarafı eşittir. Bu çözüm bir. Bir çözüm daha var demiştim. Onu da başka bir kağıda yapalım. Şimdi baştan soruyu okursak bize ne vermiş? X eksi 2 çarpı bir polinom adı px. Bu da x küp artı 6x kare artı mx artı 4. Şimdi ama diyoruz p-1. Tabii yine burada m'yi bulmadan p-1'i bulabilir miyiz acaba? Şimdi ikinci yolda şunu yapacağız. Belki m'yi bulmaya gerek kalmayabilir. Ben p-1'i direkt bulursam sorun kalmaz. Peki bunu nasıl bulacağım? P-1'i tahmin edeceğiz. Evet, tahmin edeceğiz. Doğru duydunuz. Nasıl tahmin edeceğiz? P-1 polinomu x-2 ile çarpılıp x küplü bir sonuç verdiğine göre kesinlikle ve kesinlikle x küp elde edebilmem için x kareli bir polinom olmalı. Yani ikinci dereceden olmalı. Sonuçta çarptığım zaman üçüncü dereceden bir polinom olacak. Sağ tarafta sabit terim 4 olduğuna göre bu px polinomunda eksi 2 çarpan olmalı. Neden? Çünkü burada x eksi 2 var değil mi arkadaşlar? Bakın bununla çarptığım zaman x küp elde edeceğimi söyledim. Yani o yüzden x kare olmalı dedim. Bir de buranın sabitiyle buranın sabiti çarpılıp ifadenin sabit terimi oluşur. Yani artı 4 oluşması gerekiyor. Buranın sabit terimi eksi 2 ise bir eksi 2 de burada olacak ki bu ikisi çarpıldığında oluşan terimin sabit terimi de 4 gelsin. Şimdi peki x kare var, sabit var. X olamaz mı? Olabilir. Onu bilmiyoruz. İşte ona da bir şey diyeceğiz. Diyelim ki a çarpı x. Sanırım anlaşıldı buraya kadar. Şimdi canlar, ben bu ikisini çarptığımda özdeş bir ifade bulacağım. Yani özdeşlik bulacağım. Ne demek özdeşlik? Tıpatıp aynısı olacak. Yani x küpler aynı, x kareler aynı, x'ler ve sabit terimler aynı olacak. Bu yüzden çarpacağım. Şimdi görelim. Çarparsak x küp.
mecburen. Artı ax kare. Çarpıyorum. Eksi 2x. Çarpıyorum. Eksi 2x kare. Çarptım. Eksi 2ax. Ve burayı çarparsam artı 4. Burayı toparlamam lazım. X küp var. X kare olarak buradan a, buradan da eksi 2 geldi. X olarak da eksi 2 görüyoruz. Eksi 2a ve artı 4. İşte bu bulduğum sonuç, yani şurası sağ taraftaki sonuçta özdeş. Aynı olması lazım. Aynı olması gerekiyorsa bakalım, x küp burada da x küp aynı. O zaman 6x kare burada da 6x kare olacak. Yani a eksi 2'nin kesinlikle 6 olması lazım. A dediğimiz değer 8. Peki a'yı bulduk. Böylece polinomu bulduk gençler. Yani m'yi bulmama gerek kalmadı. Çünkü ben px'i yazarken şöyle dedim. Kesinlikle x kare olmalı. Kesinlikle eksi 2 olmalı. Bir de ax olabilir. Olmayabilir. Bilmiyoruz. Ama biz yokmuş gibi davranamayız. Onu yazacağız ve hesaplamamız gerekiyor. Eğer a 0 gelseydi derdik ki demek ki x terim yok. O zaman a 8 geldiğine göre 8x var. Artık px bulunduğuna göre p eksi 1 soruluyordu. P eksi 1 değerimiz 1 eksi 8 eksi 2'den eksi 9 geldi. Bir önceki çözümde zaten eksi 9 bulmuştuk. Bu çözümün diğer çözümden farkı şu. Burada m'ye gerek kalmayabiliyor. Bu çözümü yaparken px'in önce derecesini belirlememiz gerekiyor. Yani ben birinci dereceden bir polinomla, bu da birinci dereceden bir polinomdur, nasıl bir polinomu çarpmalıyım ki küp elde edeyim? O yüzden px ikinci dereceden, yani x kareli bir şey. Peki neden x kare de 2x kare değil ya da 5x kare değil? Çünkü burada 1x küp var. O yüzden burası x ise burası da x kare olacak ki mecburen 1x küp elde edeyim. Sonra buranın sabit terimi eksi 2. Sonucun sabit terimi 4. Madem bunlar özdeş çıkacak, o zaman burayla, yani eksi 2 ile px'ten gelen eksi 2 sabit terim olacak ki çarptığımda artı 4 diye bir sabit terim elde edeyim. Yani px'te kesin ve kesin başlangıçta şunu söylüyoruz. X kare ile başlayacak ve eksi 2 ile bitecek. Ortada x'li terim olur mu? Tabi yokmuş gibi davranamayız dedik. Orada x'li terim olabilir. O yüzden orada kaç x, 4x, 5x, eksi x bilemiyoruz. O yüzden ax dedik. Sonra bu ikisini çarpıp buna eşitledik. Çünkü bu ikisinin çarpımı bununla özdeş olacak. Tıpatıp aynısı olacak dedik. Çarptığımızda şu dağıtma metoduyla düzenledik. Şu kutu içindeki ifade geldi. Bu sağ tarafa eşit olacak. Gördüğünüz gibi x küpler aynı. O zaman 6x kare varsa burada da 6x kare var. İşte dörtler aynı. Bakın hatta m'nin de neye eşit olduğunu gördük. Yani sorunun çözümüyle alakalı değil ama ekstra bir bilgi. Bakın burası m. M sayısı eksi 2a, biz a'yı ne bulmuştuk arkadaşlar? 8. Demek ki eksi 16, eksi 18. Bir önceki çözümde de m'yi eksi 18 mi bulmuştuk? Hemen o çözümü tekrar bakayım. Şu an bulamıyorum ama artık nereye attıysam. Evet, bulamıyorum. Bulamadım maalesef. Sanırım eksi 18 bulduk. Çünkü cevapta eksi 9 geldi aynı. Evet, a'yı bulduk. A'yı bulduktan sonra da götürdük. Polinomda artık a yerine eksi 8'i yazdık. Px'i bulduk, yerine kattık. Ve soru bitti. Evet gençler, bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. 7. sorunun çözümü. Ha, bu arada bakınmaya buradaymış gençler. Kağıda atlamışım ben. Onu da hemen göstereyim. M'ye eksi 18 bulduk. Burada da M'ye eksi 18. Şöyle göstereyim. M eksi 18. Burada da eksi 18 bulduk. P eksi 1, eksi 9. Alttaki çözümde de eksi 9 dedik. Evet, videoyu burada bitiriyorum. Artık 3. videoda görüşeceğiz. Çünkü sorularımıza devam edeceğiz. 8. soru ipucuyu gösterdim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.